Fatih Bey selamlar. Selamlar Emre Bey. Nasılsınız Fatih Bey? İyiyim Emre'ciğim. Sen nasılsın? Gayet iyiyim Fatih Bey. Çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Şu yüzden düşünüyorum. Çünkü çok güzel yorumlar geliyor. Keyfim de her gün biraz daha yerine geliyor. İyi. Senin keyfin yine gelmesi iyi bir şey. Fatih Bey ben yine güzel bir gündem toplamaya çalıştım. Bu arada yazı edersen... getirmişsin. Dövmeleri sergiliyorsun. Kısa kolları çekmişsin. Biz hala yün ceketlerle götürüyoruz burada. Fars Bey bir de şeyin dengesini de bulamadık. Farkındasınızdır. İçerinin sıcaklığını ne yapacağımızı. Bugün evet. buz gibi oldu. Dün çok sıcaktı. Havalandırmalı fazla soyuyor. Açmasak fazla ısınıyor. Böyle bir Olur bu mevsim geçişleri de çok normaldir. Tam tam şey dönemi. Ceket mi giysek, şey mi giysek, yapsak? Ben, ben ceketçiyim biliyorsun. Ben ceketçiyim. Biliyorum fazla. Ama size yakışıyor da işte. Ee, hayır, ceket bana yakışmıyor. Ceketsiz çok kötü olunca cekete daha iyiymiş gibi oluyorum. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Fatih Bey ben yine girişi çok uzatmadan hemen gündeme geçiyorum. Hadi başlayalım. Fatih Bey biliyorsunuz Van'da bir karmaşa sürüyordu. Evet. ve Belediye başkanları evet. arasında. Ve Dem Parti'nin adayı kazanmış olmasına rağmen ikinci olan aday AK Parti adayına verilecekti. Evet. Şimdi YSK DEM Parti adayına mazbatanın verilmesine karar vermiş. Evet doğru bir karar verdi. Zaten benim dünkü yazımda da bunu bunu söylüyordum ben. Yani bu karar Türkiye'yi karıştırmaya yönelik bir karardır ve bu karar Türkiye'de ciddi sıkıntılar yapar. Üstelik de yaratır ve üstelik de hukukun ayaklar altına alındığı izlemini güçlendirir. Yüksek Seçim Kurulu'nda zaten son derece düşük olan güvenilirliği de ki bizim programda bununla ilgili de bir sonuç ortaya çıkmıştı. İdi neye yerli bir eder e, demiştik. E, ve ben YSK'nın İl Seçim Kurulu'nun bu anlamsız kararından döneceğini umduğumu e, yazdım dün. Çünkü aksi Türkiye'de Türkiye'yi karışma yönelik bir harekatın bir parçası haline getirirdi Yüksek Seçim Kurulu'nu. İster isteyerek veya istemeyerek fark etmez. Ben sonuca bakarım. E, tarih sonuca bakar. YSK bu konuda bana sorarsan doğru kararı vermiştir. YSK İl Seçim Kurulu'nun da diğer de ve hatta iktidarın da namusunu kurtaran bir karar vermiştir. Çünkü bu karar Türk hukukunun namusunu kurtardı. Aksi takdirde kardeşim bu adama sen aday olabilirsin diyorsun. Sonra seçildikten sonra da bir dakika sen aday olamazdın diyorsun. Bunu kimseye anlatamaz. Yani kimseye. Yani bunu bu kararı alan hakim evine gitse, seçim kurulu üyesi hakim evine gitse, dese ki ya işte çocuklar hanım böyle bir karar aldık falan dese... karısı der ki... yuh olsun size der. Çocuk der ki... baba utanmıyor musun? Di. De. YSK şimdi mahallenin namusunu kurtardı. Ha Bundan sonra ne olacaktır? Bundan sonra muhtemelen... bu karar kesinleşmişse eğer... yani hakkında bir mahkumiyet kararı olduğu söyleniyor. E, GBT'sine bakmadım Abdullah Zeyd'in ama... böyle bir karar olduğu söyleniyordu. Eğer o hakikaten karar varsa... ve bu karar onaylanmışsa... kesinleşmişse daha doğrusu... o zaman büyük ihtimalle kayyum... o zaman görevden alırlar ve kayyum atarlar. Bu en azından hani ahlaki olmayabilir ama hukuki olur. Yani, siyasal ahlaka uygun olmayabilir ama hukuka uygun hale gelir. Şimdi bu işin bir tarafı. Diğer tarafı dün yazdım belki. Abdullah Zeydan. Bir Hakkari'de yerleşik bir büyük, yani bölgede yerleşik ama Hakkari, özünde Hakkari olan bir büyük aşiretin mensubu. Şimdi bu Abdullah Zeydan'a diyorlar ki bu terörist. Terör yakın. Peki Abdullah Zeydan'ın babası ne iş yapıyor biliyor musun? Şey Beyim ya. yazı. Makbuldü, Maktül oldu. Kardeşi ne iş yapıyor musun? AK Parti milletvekili. Peki kardeşi aynı zamanda başka ne iş yapıyor biliyor musun? Kardeşi doktor. Hekim yatıp doktoru. Sağlık Bakanlığında ya 5 ya 6 dönem müsteşar yardımcısı. Yani bunlar terörist. Diye. Ama şöyle bir şey var. O günde bugün arasında ne fark var? Kardeşi Rüstem Zeydan, yani Sağlık Bakanlığında müsteşar olan kardeşi Rüstem Zeydan kısa bir süre önce şeye geçtim. ya yani birkaç sene, birkaç sene oldu herhalde. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Yıllarca AK Parti'de görev yaptıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçince birdenbire terörist oldu. Ailece. E şimdi hala ailenin bir kısmı da AK Parti'de. Onu da söyleyeyim yani. Bu nasıl iş, bu nasıl periz, bu nasıl lahana turşusu, bu lahanayı yiyen kim, turşu yapan kim, vallahi bu kadar lahana yemeye kalkarsan gaz yapar, bunun farkına varmayan kim, bilerek mi yapıyorlar, memleketi karıştırmak mı istiyorlar, ne yapıyorlar ben anlamadım. Ama bu olan biten de bir anormal bir durum var. Normal olmayan bir durum var. Düne kadar makbul olan Zeydan ailesi bugün maktul oldu. Hiç, 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 hiç normal değil. Ve buradan memleketi karıştırmak için böyle bir şeyler diyor yani. Orada Van'da olaylar başlıyor. Sonra Hakkari'ye sirayet etmiş bir miktar. İstanbul'un bazı semtlerinde işte Sultan Gazi'de orada burada falan böyle bir takım olaylar fişteklenmeye çalışılıyor. O yüzden Ümit Özdağ haklı. Yani kimse buna HDP'liler de ya da DEM partililer de dahil başkaları dahil kimse çok fazla heyecanla kapılmasın. Yani bir, bir, dur, bir durmak lazım, bir düşünmek, bir bakmak lazım. Çünkü olay farklı boyutlara doğru e, gidiyor. İşin içine artık hacısı hocası da karışmaya e, başladı. Herhalde dikkatini senin de çekmiştir yani. Fatih Bey bir isim daha bu konuya dahil oldu. Cübbeli Ahmet. Hı hı. Biliyorsunuz e, bu olaylarla ilgili Hüdapar'ı suçladı. Ve dedi ki Hüdapar'la yan yana olmayın demiştim ben dedi. Tam galiba öyle de biraz daha sert e, konuştu. Sen yumuşattın gördüğüm e, kadarıyla. Cübbeli Ahmet şöyle dedi. Cübbeli Ahmet aslında Hüdapar'ı suçlamadı. Cübbeli Ahmet bu konuda hem hükümeti suçladı hem de daha doğrusu Hüdapar üzerinde hükümeti suçladı. Çünkü Hüdapar bu Van'daki meselede Dem Parti'den yana tavır aldı. Dedi ki bu yapılanın doğru olmadığını söyledi. Çünkü sonuçta Dem Parti ile Hüdapar zaten birbirine çok yakın fikirleri saran. Yani birisi Kürtçü birisi Kürtçü İslamcı ya da İslamcı Kürtçü dedi. İkisi nasıl bağdaşıyor ben de çok anlayamıyorum ama bağdaşlıyorlar e, işlerine gelince. Çünkü büyük ihtimalle zaten bu bunun motoru dışarıda olduğu için bu işlerine o motora neyi bağdaştırırsa öyle bağdaşıyor bu işte. Cübelamet'in Ahmet'in söylediği de şu diyor ki Cübelamette Ahmet'te terör sevicilerde yatağa girmeyin demiştim. Diyor. Yani bunu hükümete söylüyor. Diyor ki Hüdapar terör sevici. Bak siz Hüdapar'ı meclis soktunuz. O bugün sizin karşınızda Dem Parti'nin e, adayının e, adayına haksızlık yapıldığını söylüyor. Diyor. Cübbeli Ahmet her yere dalıyor. Cübbeli Ahmet artık bugün bir siyasi figür haline gelmiş. Yani büyük 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 siyasetler konuşuyor. Ama şunu biliyorum. Cübbeli Ahmet zaten eskiden beri yani yıllardan beri bu noktada. Hangi noktada? Milliyetçi bir, milliyetçi demeyeyim, Kürt karşıtı bir noktada. Demek daha doğru belki. Çünkü açılım sürecinde Cübbeli Ahmet aslında AKP'li değildi. Açılım sürecinde Cübbeli Ahmet AKP'yi açılım sürecinden dolayı eleştiriyordu. Ve damatları galiba... Evet damatları şeyden Büyük Birlik Partisi'nden milletvekili adayı falan olmuştu. Ve Cübbeli Ahmet bir gün bana şöyle bir şey demişti o, o, o günlerde. Demişti ki ya keşke derin devlet olsaymış bu rezillikler olmazdı. Gerçi biz biraz zorlanıyorduk derin devlet varken ibadet e, temiz konusunda ama bir şekilde hallediyorduk. Bize de fazla bir şey ses çıkarmıyorlardı. Şimdi derin devlet olmadığı için şimdi bunlar böyle yapıyorlar diyerek AK Parti'yi çok suçlayıcı tonda konuşmuştum. O yüzden Cübbeli duruşu aslında biraz daha tutarlı hükümete göre, iktidara göre veya AK Parti'ye göre ama sonuç olarak işin içerisinde karma karışık bir yapı oluşmuş belli ki. Cübbeli dönüyor, orada destekliyor, dönüyor, burada bunu destekliyor. Şimdi tarikatlar, cemaatler, işte laikliğin önümü burada ortaya çıkıyor. Birdenbire ya kardeşim bu dünyevi bir iş. Sizin illa da bu işleri yapacaksınız. Siz uhrevi işlerle ilgili, Öbür dünyayla ilgilenin. Ne oluyoruz size? Orada bu, burada şu her konuyla ilgili ve tutarsızca. Bir, orada biraz böyle, burada biraz öyle dönüp dolaşıyor. İnşallah Türkiye'yi en azından bir süre daha yönetecek olan hükümet inşallah şunu görüyordur. Ya kardeşim biz burada bir hata yapıyoruz. Biz bu ülkede tarikatlara, cemaatlere gereğinden fazla yüz vermişiz. Size yani darbe girişimini de anlamadınız. Bari bugün anlayın kardeşim ya. Bugün deyin ki ya bir dakika ya. Bu ülkeyi biz mi yönetiyoruz, onlar mı yönetiyor diye bir düşünün ya. Ama düşündükleri zannetmiyorum ben. Çünkü Fethullah Gülen cemaatiyle ilgili uyarmıştık. FETÖ'yü şimdi anladınız ama Meteo, başımıza Meteo'yu çıkarmayın diye. Bunlar Meteo'yu da çıkarırlar, İTÖ'yu de çıkarırlar, her şeyi çıkarırlar. Çünkü ders almak gibi bir dert şeyler yok, hasletleri yok yani. Olan bitenden ders almıyorlar. Ne hani başkalarının hatasından, akıllı olan başkasının hatasından ders alır derler ya. Bunlar kendi hatalarına da ders almıyorlar. Demek ki bunların ders almak kabiliyetleri yok. Böyle bir şey yok yani. Olan bitenli bir şey öğrenme niyetleri yok. Her şeyi çok iyi bildiklerini düşünüyorlar. Aslında hiçbir şey de bilmediklerini her geçen gün biraz daha anlıyoruz. Ve kendilerinden bile ders almıyorlar. Yazık. Şimdi Ferhat Bey siz tutarsız demişken hemen araya şunu da sıkıştırayım. İsrail basınında bilmiyorum gördünüz mü? Türkiye'nin daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirmek istediğine dair bazı yazılar gördüm. Yazılı, gördüm ee, yani o yazı, İs, ga, İsrail gazetesinde gördüm de bununla ilgili haberleri gördüm. Nerede gördüm de hatırlamıyorum. Belki Oda TV'de gördüm. E, galiba. Evet Oda TV'de gördüm. Oda da TV şöyle yazmış. Diyor ki e, Erdoğan İsrail ile ilişkileri normalleştirmek istediğini İsrail'e iletti demiş galiba bunu da İsrail basınına da dayandırmış. İsrail basınından bir veya iki gazete yazmışlar bunu. Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi'nin, Büyükelçi Yardımcısı'nın İsraillilerle yaptığı bir konuşmaya dayandırıyor İsrail gazeteleri buna. Biliyorsun bu şeyin Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu'ya Nazi, Hitler ve Stalin'in yanına yerini aldı falan demesinden sonra Türk Büyükelçi Yardımcısını İsrail'e şeye çağırmışlardı. Dışişleri Bakanı'na çağırmışlardı. Gazetelerin iddiası şu. Diyorlar ki Türk Büyükelçi Yardımcısı geldiğinde şey oraya şunları söyledi. Erdoğan şu anda yerel seçimlerden dolayı içlerde biraz sıkışmış vaziyette. Bu söylemler size değil iç politikaya yönelik. Merak etmeyin seçimlerden sonra ilişkileri normalleştirmek istediği, istediğini biliyoruz. E, seçim geçsin oturur tekrar konuşuruz. Demiş. Duymadım. Görmedim. Bilmiyorum. Yani haberim olan bir şey değil. Ancak İsrail basınında bu şekilde yazıldığı ve bunun da İsrail dışişleri kaynaklarının dayandırıldığını okudum o Oda TV'de. İsrail dışişleri kaynakları gazetecilere doğru bilgi vermiştir. Bilemem. Yalan bilgi vermiştir, onu da bilemem. Büyükelçilerimiz böyle bir şey söylemiş midir? Bilemem. Söylememiş midir? Bilemem. Bildiğim şu, şu ana kadar bununla ilgili bir yalanlama gelmedi. Yani büyükelçi yardımcısı, hayır ben İsrail Dışişleri Bakanlığı'na beni çağırdıklarında İsrailli yetkililerle böyle bir konuşma yapmadım açıklaması gelmedi. Muhtemelen ya gazeteyi ciddiye almamıştır... Veyahut da olan şimdi ben dersem yarın da bunun kaydını, ses kaydını çıkarır yayınlarlarsa sıkıntıya girerim mi? Bunları da bilmiyorum ama haberi ben de okudum. Ömürcüğüm bu arada bir şey daha ekleyeyim. Ee, madem İsrail konusunu e, açtık, Erdoğan'ın e, İsrail'le seçimlerden sonra normalleşmeyi... E, istediği yolundaki İsrail basını iddiasını. Bunu isteyip istemeklerini bilemeyiz. Yani bunu Büyükelçi yardımcısı söylemiş mi? Söylemişse kendinden mi uydurmuş? Yoksa gerçekten bir bilgiye mi dayanıyor? Ya da hiç söylemedi de böyle bir yalan mı söylüyor? Bunları bilemeyiz. Ama bildiğimiz bir şey var. İsrail bugün hala gemi azıya almış bir şekilde Gazze'de zulmediyor. 30 küsür bin kişiyi öldürdüğünü bugün alır. Bunların üçte birinden fazlasının çocuk, Hemen hemen tamamına yakınının da sivil olduğunu biliyoruz. Her ne kadar İsrail bunun 10 bini şeydi diyorsa da, Hamas üyesi diyorsa da, bunların siviller olduğunu biliyoruz. Ancak şu da bir gerçek. İsrail dün, pardon evvelsi gün, Gazze'de yine uluslararası yardım kuruluşlarına çalışan 7 sivili... Ve bundan en ufak bir pişmanlık, en ufak bir rahatsızlık da duymadığın, duyduğu yolunda bir şey söylemiyor. Katil Netanyahu, bak üstüne basarak söylüyorum. Katil Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in daha önce de oradaki yardım görevini öldürmesi karşısında gösterdiği tepkiye de ne var canım onlar da orada olmasalardı diye algılayabileceğimiz bir cevap verdi. Türkiye'den çıt duyuyor musun sen? Maalesef Fatih Bey. Şimdi yani hakikaten biz ilişkileri seçimden sonra normalleştirmeyiz denmiş midir dememiş midir bilmiyoruz. Ama İsrail Gazze'de sürekli yardım için orada insani nedenle orada bulunan Birleşmiş Milletler görevlilerinin de aralarında bulunduğu sivilleri öldürüyor. Dünya izliyor. Türkiye de izliyor. Ben daha ne diyeyim? Fas Bey bunu İsrail değil de başka bir ülke yapsaydı Sizce dü dünya böyle olur mu? Ben şeyin İsrail nasıl bu kadar şımarık olduğunu da anlayamıyorum. E şimdi dünya medyasını büyük oranda kontrol ediyorsan. Amerika gibi güçlü ülke gü güçlü bir ülkede sağlam bir lobiye sahipsin. İngiltere'de güçlü bir lobiye sahipsen. Ve burada daha önce de hep söylüyorum. Bak dünyadaki buralara kimler tepki gösterir? Sivil toplu örgütleri tepki gösterir, değil mi? Dünyadaki sivil toplu örgütleri neyle yaşar? Bağışla yaşar. Burada daha önce anlattım. Yani ya, şeyden hemen sonra da artık bu şey. Dünyada bugün sivil toplum örgütlerine yapılan filantropi adı altında yapılan bağışların yüzde sekseninden fazlasını Yahudiler yapıyor. Yahudi şirketler, Yahudilerin yönettiği şirketler, İsrail'lerin İsrail, İsrail as İsrailli olan veya olmayan Yahudi şirketler yapıyor. O yüzden de sivil toplumda susuyor çünkü gık derse, seneye bilmemlerden alacağı, şu Yahudi kuruluşundan, şu Yahudi şirketinden alacağı fonu alamayacak. O yüzden susuyorlar. Ama bunun hakkından gelecek olan yine kimdir biliyor musun? Aslında İsrail'in kendi içindeki dinamiklerdir. Niye? Çünkü İsrail halkı bu yapılandan mutlu değil. İsrail halkı bu yapılandan mesut değil. Onlar da kendi ülkelerinin ve kendilerinin bu şekilde yaftalanmasına rahatsızlık duyuyor. Netanyahu'yu aşağı indirecek olan ve muhtemelen belki de bir mahkemede yargılayacak olanlar da yine İsraillerdir. Çünkü dünyada şeyler farklıdır. Bu dışarıdaki lobiler farklıdır. Onlar sertleşmek o lobilerin işine yarar. O dışarıdaki grupların işine yarar. Onları birbirine yaklaştırır. Ama içeride öyle değildir. Nasıl ki Ermeniler, Ermenistan'da yaşayan Ermenilerden daha Türk düşmanı, daha sekter davrananlar yurt dışı gelmelerse aynı şey Yahudiler, Yahudiler için geçerlidir. Ama İsrail değişen ve İsra, geleceğini İsrail'de kur, kurmuş olan, kuracak olan, yaşayacak olan Yahudiler e, Netanyahu'dan rahatsızlar. Onu biliyorum. Fatih Bey, bununla birlikte hala şeyler devam ediyor. İtiraz süreçleri. Evet. Burada ilginç olan şu, hatta siz canlı canlı yayında da bir anket açmıştık YSK'ya ne kadar güveniyorsunuz diye. Özlem anons etmişti böyle bir şeyi. Özlem anons etmişti. Siz de böyle bir e, anket Hatırlıyorum. Ve, ve orada uçurum bir fark çıkmıştı. Bir Hatta fark çıktı, siz evet. de o kadar da değil demiştiniz. O kadar da değil deyince fark bir puan azalmıştı. 91'di güvenmeyenlerin oranı. 90'a düşmüştü. İzleyiciler hemen destek olmuşlardı evet, bir puan. Bir puanlık bir destek oldu, O kadarmış hatırlıyorum. <laughs> <laughs> Şimdi, ama iyi doğru aslında yani haklılar. Bu arada hatırınızdan ziyade anladığım kadarıyla YSK'ya çok büyük bir şey var. Güvensizlik var. Güvensizlik var. Şimdi asıl konuda şu Fatih bey itiraz süreçleri devam ediyor ama AK Parti'nin yaptığı itirazlara tamam itirazınız kabul edildi deniyor. CHP'nin yaptığı itirazlar kabul edilmiyor. Hatta Ekrem İmamoğlu da sık sık bununla ilgili açıklamalar yapıyor, evet. tweet atıyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? <laughs> şaşırtıcı değil. Niye şaşırtıcı değil? Hatırlayacaksın. Anayasa referandum yapıldığında aynı şey... E, yüksek Seçim Kurulu... Tabii üyeleri değişmiş olabilir, bazıları da elbette ki ama... Yani yüksek Seçim Kurulu, diyeyim aynı demeyeyim, Yüksek Seçim Kurulu... bir karar verdi. Üzerinde mühür olmayan... oy pusulalarının geçerli olduğunu söyledi. Bu yasaya, yönetmeliğe, her şeye aykırıydı. Ve bunu söylediği andan itibaren... Yüksek Seçim Kurulu orada birdenbire taraf haline gelmiş oldu. Halk bunu unutmaz. Yani şöyle söyleyeyim. Unutmazdan unutmaz derken o referandumda evet oyu veren de bunu unutmaz, hayır oyu veren de bunu unutmaz. Çünkü yapılan hukuksuzluk, yapılan yasalara aykırı bir şey ve yasalara aykırı bir şey yapanı evet oyu verenler der ki lan bunlar yarın güç dengeleri değişir. Yine böyle bir şey yaparlar. Öbürü der ki lan bunlar siyasi karar veriyor, iktidara göre karar veriyor derler. Ki haklıdır, haklığa çıkarlar. Çünkü görüntü oydu o gün. Şimdi orada başlayan güvensizlik zaten büyüyerek gidiyor. Ve işte trafolar, şunlar, bunlar, kediler, zartlar, zurtlar işte. ya O gün hatırla e, Mart ayında trafoya girecek kedi yok, çünkü bütün kediler damda. O yüzden seçim sonuçlarına güvenebilirsiniz falan diyordu millet. Ya, o kadar artık iş e, ne diyeyim e, alay konusu olmuş vaziyette. E şimdi açıkçası bu da şaşırtmıyor şu anda olan da beni. Niye? Şey kimden oluşuyor? Yüksek Seçim Kurulu. Hakimlerden oluşuyor. Peki bugün hakimlerle ilgili Türkiye tartışma var mı? Ne yazık ki var. Ben hala ve so hala söylüyorum Türk yargısının yüzde 99 mensuplarına ben güvenirim. E, güvenmek doğrudur diye. Ama bu güven öyle bir şey ki bunun azı çoğu olmaz. Ya güvenirsin ya güvenmezsin. Şimdi mesela bir aile düşün, bir karı koca düşün, bir koca veya bir e, kadın e, eşine yüzde 99 güvenirim diyebilir mi? diyemez. %99 güvenirim demek, %0 güvenirim demekten aynıdır. Yüksek seçim kurulu da öyle yani. Yüksek seçim Kurulu'nda bugün artık insanlar %1 bile güvenmiyor olsan o güvenlikleri. Ve Türk yargısında bugün baktığın zaman yargının geneline güven olmadığı bir yerde elbette ki yargıçlardan oluşan yüksek seçim kurulunun da bu siyasallaşmış yargı algısından ve algılar öteye gitmiş gerçeğinden elbette ki nasibini alacaktır. E, kimse de Yüksek Seçim Kurulu'nun tarafsız olduğunu düşünmez. Yüksek Seçim Kurulu da insanların böyle düşünmesini ağanın kadar pek umursamıyor ki. iktidar ki tarafından gelen taleplere "Aa tabii ne demek bağış üstüne bakalım." diyor. Muhalefet tarafından gelen talepleri ise "Ya siz otur oturunuz yerde şimdi zaten yeterince iktidardan gelen talep var bir de siz başımıza çıkmayın." diyor. Bu son derece yanlıştır. Hukukta, hakimlik müessesesinde Türk adayetini, Türk yargısını da gerçekten çok çirkin, töhmet altında bırakan bir şeydir. Bir dahaki seçimlerde biz bu anketi tekrarlarsak, güvensizlik %90 değil, %95, %97, %98 çıkar. Ama dediğim gibi 99 güveniyorum, bir güvenmiyorum çıksa bile o zaten yeterince kötüdür. Basri şimdi yine hemen seçim ertesinde de bunu konuşmuştuk aslında. Bazı yazarlar, bazı AK Partili isimler bu ikinciliği yani aslında bir mağlubiyetti AK Parti için bu seçim. Olabilir seçimlerde herkes, herkes mağlup oluyor yani seçimlerde. İlla herkes son sıraya kazanacak diye bir şey yok. O zaman yani demokrasi olmuyor. Kesinlikle öyle. Ama sürekli bu mağlubiyetin dışında bir ismi tutmaya çalışıyorlar. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet. Sizce bu makul bir yaklaşım mı? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun dışında mı? Emreciğim bunun cevabını dün de verdik, evvelsi gün de verdik. Bir gün daha vermem istiyorsan bir gün daha vereyim ama sonsuza kadar bunu söyle, söyle söyleyip de başımı derde sokma benim. Zaten yeterince de. Galibiyetin sorumlusu kim ise, mağlubiyetin sorumlusu da odur kardeşim. Bu kadar basittir. Hatırla, meşhur hikayedir. Roma lejyonları büyük bir zaferden gelmişler Roma'da tören yapılıyor ve generale lejyonerin başındaki generale şey takılıyor. Madalya takılacak. İki de asker kendi arasında sohbet ediyorlar. Askerden bir tanesi diyor ki olan diyor biz savaştık, biz öldük. O çadırda oturdu. Madalya ona takıyorlar. Bize niye takmıyorlar diyor. Öbür asker diyor ki çünkü diyor kaybetsedik seni değil onu asacaklar diyor. Yani kayb Zaferin sorumlusu kimse kaybın sorumlusu da odur. Bugün eğer bu bir kayıpsa AK Parti açısından ki kayıp gibi görünüyor. E şimdi kazansaydı ne olacaktı? Erdoğan sahaya indi, Murat Kurumu seçtirdi olacak mıydı? Erdoğan şapkadan cin çıkardı, Turgut Altınok'u seçtirdi olacak mıydı? Olacaktı. Şu anda her yerde Erdoğan mucizesi, bakanları sahaya sürdü, seçim İmamoğlu'nun elinden aldı olacak mıydı? Olacak. E şimdi o zaman bakanları sahaya sürdü, bakanları sahaya sürmesine rağmen, gece gündüz propaganda mesela hemen, seçim yasaklarına uyumasına rağmen, ...kazanamadıysa kim, ben mi sorumluyum? Yani bir işin her zaman iyi tarafları olmaz, bazen de kötü tarafları olur. İyi taraflarına katlanıyorsan, kötü taraflarına katlanacaksın. Şirkete geliyorsun, kar varsa cebe indir, zarar varsa ben tanımam, siz ödeyin. Var mı böyle bir şey? Mümkün mü? Mümkün böyle bir şey. Şimdi o yüzden ne yaparlarsa yapsınlar, kendileri de biliyorlar ve herkes biliyor ki... ...bu seçim mağlubiyetinde AK Parti içerisindeki pek çok kişi gibi... Partinin lideri olarak Sayın Erdoğan da sorumlu. Yani şimdi Kemal Kılıçdaroğlu seçimleri kaybederken Kemal Kılıçdaroğlu sorumluydu da AKP seçimleri kaybederken Erdoğan sorumlu. Ondan da mı Kemal Kılıçdaroğlu sorumlu? Olmaz. Onu, onu bile diyebilirler. Diyebilirler şu anda. Her şeyi diyebilirler. Her şey demek e, serbest. Yani böyle yaptığın zaman dönüp asıl hataların ne olduğunu görmüyorsun. Mesela Nas meselesini görmüyorsun. Damatların bakan, damadın bakan yapılmasını görmüyorsun gözleri parlayan adamın getirilmesini görmüyorsun. Nobranlaşan isimlere sürekli bir Kirim verilmesini görmüyorsun. O uçağa toplanan, sözde gazeteci adı altında dolaşan bir taifenin aslında partiye ne kadar zarar verdiğini, şeylerde derde pudra şekerleri koklayanların partiye ne kadar zarar verdiğini, AK Parti adına konuştuğunu öne sürerek toplumun bir kesimini ve hatta diğer partilerin siyasetçilerini aşağılayan, onlara hakaret eden, onları küçük gören, nelerine güveniyorlarsa şey yaptıklarını... Görmeyeceksen o zaman. Aslında Fatih Bey bu soruyu biraz da şu yüzden sordum. Biliyorsunuz şimdi bu kaybın arkasından bir, birilerinin cezalandırılması lazım. Aha. Seçimin kaybını Mehmet Şimşek'e yıkabilecekleri üzerine bir şey var. Evet, kulis Rans bilgisi böyle bir şey var. Bir kulis bilgisi var. Sizce bu mümkün mü? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı mitinglerde seçim ekonomisi yapmadık diye ayrıca söylemişti. Sizce böyle bir şey mümkün mü? Seçim ekonomisi yaptılar mı yapmadılar mı? Bir yere kadar yaptılar, bir yerden sonra yapmadılar. Bir yerden sonra bir yere kadar yapmadılar, bir yerden sonra yaptılar. Yani hem yaptılar hem yapmadılar. Bir önceki seçimde yani Mayıs seçimi öncesinde o kadar ağır bir seçim ekonomisi zaten yaptılar ki bugüne bir şey bırakmadılar. Yoksa kalsaydı bir şey ellerinde muhakkak onu da yapacaklardı. EYT'yi çıkardılar, maaş verdiler, zam verdiler, bilmiyorum. her şeyi yaptılar. Da bol bol maaş dağıttılar. E kalmadı. Kalmayınca şimdi olmayanı vermek de biraz zordu. Çünkü yani bu bir genel seçim olsa eyvallah verir ama dedi ki olan belediyeleri alacağız diye biz bunları yaparsak eğer olmayan paraları da dağıtırsak enflasyon enflasyon iyice içinden çıkılmaz hale gelir. Hiper doğru gideriz. E biz daha bu ülkeyi 4 sene yönetmeyi planlıyoruz ve sonra da bir seçime daha gireceğiz dedi. Çünkü şuradan bak e, bunu çıkartıyorum. Erdoğan her seçim sonrasında olduğu gibi, özellikle böyle biraz işler sallantıya girdiği zaman olduğu gibi, yine bir halkla bütünleşme havası içerisinde. Bir kafeye gitmiş e, önceki akşam ve orada demişler ki bırakma bizi gitme falan demiş birileri. Kim bilmiyorum. Yani hakikaten böyle bir şey dendi mi yoksa e, o kafeye bir kas mı yerleştirildi hikayeyi belki biliyorsundur. Onunla gizli güzel bir e, hikaye vardır. E, bilmiyorum. Birileri böyle demiş. Erdoğan'ın verdiği cevabı duydun mu? Duymadım fazla. Demiş ki merak etmeyin bu, can bu, bu beden dolu sizi bırakmam. Yani öyle gidiyorum gidiyorum falan filan onlar seçim öncesi şeyleriydi. Ee, ne diyeyim propaganda çalışmalarıydı. E şimdi öyle olunca ya şimdi tamam bu yerel seçimde belki alırız mı alırız ama iş öyle bir hale gelir ki genel seçim tamamen elden gider. Şimdi yine bir umut var. Şimdi Mehmet Şimşek'e bunu fatura etme meselesine gelince edebilirler. Yani Birine fatura etmek istiyorsun. Herkese edebilirsin. Hatta diyorum bana da edebilirler. Ne olacak yani? Bu Fatih Altay'la konuşmasaydı, onları ekrana çıkarmasaydı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesi gerektiğini e, bas bas bağırmasaydı, genel e, kurultaydan önce, CHP önce buraya Özgür Özel'i davet edip e, konuşturmasaydı, biz şimdi yine Kemal Bey'le seçime gitmiştik. Ne güzel işi kapmıştık da diyebilirler. Yani. Beni de sonra tutabilirler. Seni de tutabilirler. Emri olmasaydı Fatih bu yayınları yapamazdı. İşte o yüzden falan da denebilir yani. Her türlü so ama dediğin gibi şu anda parti içerisinde okların büyük bölümünü seçimin öncesinden beri zaten. Çünkü mağlubiyetin geldiğini biliyorlardı ve hissediyorlardı. Bu denli ağır olmasa da kılıç şeye doğru, şimşeye doğru yönlendiriyorlardı. Yine de yönlendirebilirler. Sonucu ne olur? Felaket olur. Çünkü şu anda ellerinde bir tek o var kardeşim. Yani eğer bu işi birisi toparlayabilecekse, toparlanacaksa, çok zor ama toparlanacaksa, Mehmet Şimşek toparlayacak ya da tekrar Ali Babacan'ı da belki partiye davet edecekler. işte ya biz bunu nasıl yapmıştık önceden? Ali vardı, Mehmet vardı diyecek diyebilirler. Ama şunu demiyorlar. Ya biz bu işi nasıl toparlamıştık? Nasıl güzel günler nasıl yaşanmıştı Türkiye'de? Demiyorlar. Onu deseler başka şeyleri de göz önüne almaları lazım. Bunun kişilerle ilgili olmadan anlamaları lazım. Niye? Ya biz geldik. Çok kısa sürede ekonomi toparlanma oldu. O günle bugün arasında ne fark var? Bir, o geldiğinizde Türkiye'de hala biraz hukuk vardı. İki, Türkiye'nin bir Avrupa Birliği vizyonu ve bu vizyonuna cidden inanmış gibi bir hali vardı. Üç, kurumlar vardı. Şeyin kurduğu, Kemal Derviş döneminde, Ecevit Hükümeti döneminde kurulmuş, bağımsız, işini iyi yapan ve oraya liyakatleri sayesinde oturmuş kurum ve kurum başkanları vardı. Şimdi bunların hepsini kaldırdın. Hukuk kalmadı. Avrupa Birliği vizyonu kalmadı. Çünkü Avrupa Birliği vizyonu işte Kopenhag kriterleri, Masih kriterleri pek çok kriter vardı. Bunlar ortadan kalktı. Hukuk ortadan kalktı. Bağımsız kurumlar ortadan kalktı. Bağımsız kurullar da ortadan kalktı. Onları hiç hatırlamıyorlar. E, Mehmet Şimşek. Abi Mehmet Şimşek ne yapsın tek başına? Sen bunları yapmadın. Oraya Mehmet Şimşek'e getir. Ahmet Şimşek'e getir. Recep Yıldırım'a getir. Hiç fark etmez ki. Kim gelse. Yani eğer bir şey yapmayı düşünüyorlarsa hakikaten. Başarılı dönemdeki bütün verileri ele alsınlar. Mesele Mehmet Şimşek meselesi çünkü. Mesele hukuk meselesi, mesele vizyon meselesi, mesele evrensel hem ekonomi hem e e hukuk kriterleri. Bunlar yoksa sabahdan akşama hatta Mehmet Şimşek'in klonlasınlar, üç tane dört tane olsun, sağdaki soldaki kurumlara da başka Mehmetçikler koysunlar. Olmaz. Bir anlamı olmaz. Şimdi olmadığını zaten e dün enflasyon rakamları açıklandı, gördük yani. Şimdi onu da söyleyecektim Fatih Bey. Bu enflasyon rakamlarını ne diyorsunuz? ENAK 6 küsur açıkladı galiba değil mi? Eee 6.35 ENAK açıkladı 3.15'te. E ee, rakamları tam hatırlamıyor olabilirim. İstersen bir bakayım. Evet ENAK 5.68 açıkladı. TÜİK de 3.16 galiba açıkladı BMW gibi. İş e, iş tekrar e, TÜİK ENAK arkasına geçti. Geçen ay biliyorsun TÜİK ENAK'tan biraz daha yüksekti. Eee ENAK'ın yıllık enflasyonu %124. E, TÜİK'inki ise yüzde 68 e, oldu. Ee, ben diyorum ki bu ikisini toplayıp böldüğün zaman gerçek enflasyonu bulursun. Gerçek enflasyon nerede? 100 civarında, 98-97 falan o civardadır gibi hissediyorum ben. Ee, bilemiyorum. Yani maaşımdaki erimeden hissediyorum. Daha doğrusu maaşım da yok artık da. E, harcadığım para miktarına bakarak, dün ne veriyordum, bugün ne veriyordum diye e, aynı ürünlere oradan hesaplıyorum. İşaretleri değil. Şimdi. Seçim sonrası dolar düştü. Seçim sonrası doların düşmesi, pazartesi günü, salı günü biraz düştü, sebebi ortaya çıktı. Anlaşıldı da çıktı, anlaşıldı. Şundan düştü. Seçimin hemen arkasından çok yüksek bir kur beklentisi içinde olan özellikle firmalar bir kenara dolar koymuşlardı belli ki. Ay başında maaş ve diğer ödemeler, üstelik bu ay bir de vergi ödemeleri de var. Bunun için belli ki şirketler eldeki dövizlerin bir kısmını bozdurdular. O yüzden de kurlarda bir gerileme e, oldu. E, o sürdürülebilir, kalıcı bir gerileme olmadığı çok net e, anlaşılır e, yakında. Ekonomide veriler iyi değil. Niye iyi değil? Çünkü sadece ücretli kesimin sırtına yük bindirerek ve bir takım şey tedbirlerle e, finansal tedbirlerle bu işi çözemeyeceklerinin hala farkında olmayan bir hükümet var. Ekonomistler ama Ekonomiden anlamıyorlar. Fatih Bey bir de şimdi dediniz ya başarıyı kim paylaşacak? Hı hı. Yani yenilgi olduğunda birileri tabii ki en baştakini gösteriyor ama CHP'de başarıyı kim paylaşacak? Şimdi Bolu Belediye Başkanı da Tanju Özcan şöyle bir açıklama yaptı. Bu değişimin ilk ateşini yakan ben olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Bu konuda mütevazı olmayacağım. İlk gece Kılıçdaroğlu istifa etmelidir, bırakmalıdır diyen ben olduğum için kendimle gurur duyuyorum dedi. Ben de dedim. Kendinizi de gurur duyuyor. Ben de kendi gurur duyuyorum o zaman. <laughs> ee, yani ilk söyleyen bir tanesi de benim. Doğru Tanju bile söyledi. Zaten o sırada Tanju Bey de CHP'de e, değildi, atılmıştı partiden, değil mi? Yoktu e, evet. CHP'de e, o da o sırada. E, ben zaten CHP'de e, herhangi bir partide hiçbir zaman e, olmadım. Ben de dedim, başkaları de dedi. O zaman mesela ben başka şeyler paydalar çıkarırken, mesela Ekrem İmamoğlu ile ilk bu konuda röportaj yapan ve Ekrem İmamoğlu'nun bir yumuşak geçiş olmalıdır e, diye kırıp dökmeden bir geçiş yapmak istedi, ilk yapılması gerektiğini söyledi. Ben e, Ekrem Bey'e söz hakkı vererek daha doğrusu kendisiyle konuşarak. E, yazdım. Yani aklın yolu birdir diyelim buraya. Yani Tanju Bey de söylemiş olabilirim. ama şunu da söyleyeyim. Tanju Bey de söyledi. Ben de söyledim ama milyonlarca kişinin de zaten fikri buydu. Yani Kılıçdaroğlu'nun orada kalarak CHP'yi başarısızlığa mahkum etmesinden memnun olan iktidar ve iktidar yanları ve Kılıçdaroğlu etrafında kümelenmiş CHP içerisindeki çeteciler dışındaki herkes böyle olması gerektiğini düşünüyordu. E Tanju Bey de düşünüyormuş. Düşünüyordu zaten ve bir sıkıntı yok. Bu bu başarıyı paylaşmaya girmezseniz daha. Bu bu böyle şey biraz bakın iyi ki varım Mike girer. İyi ki varsınız Tanju Bey ne diyelim size yani. Partinizin 18 aldığı ilde 50 küsürle milletvekili şey oldunuz. Belediye başkanı oldunuz zaten. Bunu da herkes farkında demek ki. Peki Tanju Bey'in şeyini nasıl yorumluyorsunuz? Yeri gelmişken onu da sorayım tutumunu nasıl yorumluyorsunuz özellikle mültecilere? Şimdi mülteciler konusunda yani şim, mülteci demeyelim onlara, sığınmacılar e, konusunda özellikle de illegal veyahut da e, geçici koruma altındakiler e, konusunda Tanju Bey'e hak vermek mümkün değil. Niye ben mümkün değil? Dünyada hiçbir ülke nüfusunun yaklaşık yüzde yirmisi kadar bir göçmeni bir iki sene içerisinde alıp ve yine kısa bir süre içerisinde ve yakın bir süre içerisinde kendi içinde eritemez. Çok ciddi sorunlar doğurur. Bunu ben 2012'den beri söylüyorum. Başkaları söylüyor. Ee, çok söyleyen var yani tek ben söylüyorum anlamında değil. Bu, bu defalardır herkesin söylediği biraz sosyoloji, biraz siyaset, biraz iç politika, biraz dış politika, biraz izanı olan herkesin söylediği bir şey. Bunun çok sert söylenmesi benim hoşuma gitmiyor yani. Çünkü sert söylediğin zaman sanki işin insani boyutunu unutuyormuşsunuz gibi geliyor. Benim söylediğim bir şey var. Hepimizin her an mülteci, mülteci, olabilme potansiyeli var. Nasıl ki hepimizin her an bedensel engelli hale gelme potansiyelimiz var ise yoldan karşıdan karşıya geçecek. buradan çıkan beş dakika sonra hayatımın geri kalan bölümünü engelleri geçebileceğim gibi Allah korusun Herhangi bir, özellikle bizim gibi Orta Doğu coğrafyasında, Türkiye Allah'tan bu Orta Doğu coğrafyasına fazla girmemişti bu AK Parti e, Türkiye Orta Doğu'ya itinceye kadar ama yine de tam girmiş sayılmayız. Hala izanımız biraz yerinde. Ama bu Orta Doğu coğrafyasında herkesin de bir, bir gün kendini mülteci bulma ihtimali var. O yüzden insani boyutunu bir tarafa bırakmadan buradaki tehlikeye, buradaki riske, bunun doğru yönetilmesi gerektiğine işaret eden herkes hakkıdır kardeşim. Zafer Partisi de haklıdır, CHP'de bunu söyleyen varsa, bak, söyleyenler de haklıdır, herkes haklıdır. Bu öyle ensar, muacir gelsinler, o başımın üstüne yeri var, ne faşist misin gitsin? gelsinler. Ama işin bitince gidersin kardeşim. Ülken normale dönünce gidersin. Bugün Suriye normal bir ülke. Hatta belki bizden daha normal bir ülkeye dönmüş vaziyette. Demokrasi yok, zaten yoktu ki. Yani sanırsın ki Suriye'de 1611'de, Magna Carta'dan beri şey var bir yılda demokrasi var zannedersin. yoktu. Ölümden korkuyordular. E af çıkardı adam gelin ülkenize dedi bilmem Bakıyorsun şehirlerde eğlenceler her şey başlamış yani. Tamam imar etmek gerekiyor. Dönsünler imar etsinler abicim hep beraber. Biz de onlara yardım edeceksek imar parası vererek yardım edelim. Avrupa para verecekse bize vermesin onlara versin onlar ülkelerini yine onarsınlar. O yüzden Haklıdır yani bu mülteci meselesinin bu şekilde olmasının Türkiye'nin lehine olmadığını söyleyen herkes sonuna kadar haklıdır. Tersini söyleyen de Türkiye'nin ya geleceği düşünmüyordur ya da Türkiye'nin düşmanıdır. Şimdi Fatih Bey Türkiye'nin geleceği demişken son sorum yeni anayasa ile ilgili. Yani var mı yok mu henüz bilmiyoruz ama olacak gibi duruyor. Ee, olmaz. Önce onu sorayım neden olmaz? Olmaz. Türk milletinin bu kadar da aklını yitirdiğini veya olan bitenden ders almadığını düşünmenizi istemem. Ne senin ne de bizi dinleyenler. Tamam bu halk prim verir, bu halk bir ölçüde iktidara tamam ya elini kolunu serbest sökün der ama... Söz konusu olan anayasa değişikliği olunca... AK Parti döneminde her değişen anayasanın memleketin başına ne çoraplar ördüğünü... Bu halkta en az eğitimlisi ya da zeka katsayısı en düşük olanı bile farkında. İktidar partisiyle yani AKP ile... Fethullah Gülen cemaatinin, FETÖ'nün el ele getirdiği bir anayasa değişikliği vardı biliyorsun. Bu anayasa değişikliğinin doğal sonucu ne oldu? Türk yargısının Fethullah Gülen cemaat tarafından ele geçirilmesi, ardından da hem iktidara karşı önce yargı darbesi, sonra da askeri darbe yapma girişimiyle sonra. Değil mi? Çünkü cemaati aldılar, yücelttiler. Gel neydi... Fetullah gel işte hocam hocam salya sübük ağladılar. Sonra ne oldu? Darbe girişimi. Önce yargı darbesi sonra hakiki askeri darbe. Arkasından ne yaptılar? Diler ki anayasa değiştirelim başkan sistemine geçelim. Değiştirdiler. Ne oldu? %10 olan enflasyon, %12 olan enflasyon %120'ye çıktı. 3 lira olan dolar 33 lira oldu. Şimdi iki anayasa değişikliğinin faturasını da halk ödedi. Tankın altında kalan, ölen, hayatını kaybeden, darbe girişine ötürü sıkıntı yaşayan da halk. Dolar artışından, e ekonominin berbat olmasından da... Şimdi halk şöyle düşünecek. Ulan biz bunları iki anası değiştirdik, başımıza gel gelmedi, kalmadı. Bunların aklı biz bir anası daha değiştirirsek başımıza kim bilir neler gelir derler. Bu birincisi. İkincisi, bahsettikleri anayasa 1921 anayasasına dönüşten bahsediyorlar. 1921 anayasasına dönüş ne demek? Türkiye'nin üniter devlet olmaktan vazgeçmesi demek. Çünkü o anayasada üniterlikle ilgili herhangi bir şey yok. İki, Türkiye'nin layık, demokratik bir ülke olma iddiasından vazgeçmesi demek. Çünkü o anayasada böyle bir şey de yok. E, o zaman Türk halkı bu anayasaya açılım sürecinden ötürü AK Parti'yi cezalandırmış bir halk açılım sürecinden çok daha vahim Türkiye'nin bölünmesini, eyaletlere ayrılmasının önünü açabilecek bir anayasa değişikliğine sence evet der mi? Ya yani umarım demez. Derse de der. O zaman da zaten kimsenin bir şey demeye hakkı kalmaz. Rahat el elde baş başa otururuz. Ben de susarım zaten. Yani zaten ha. bunun arkasına şey denmesi de garip değil mi? Katılımcı güçlü bir anayasa. Yani ne demek katılımcı güçlü bir anayasa? Katılımcı ve güçlü bir anayasa şu, şu demek. Ee, anayasayı biz yapacağız, siz bakacaksınız güçler açısından demek bize daha da güç vereceksiniz ki biz biraz daha bildiğimizi okuyabilirim. Türkiye'de katılınca güçten iktidardan anladığı budur. Fars Bey bugünlük sorularım bu kadardı. Teşekkür ediyoruz Emre Bey. Yarın görüşmek üzere. Herkese mutlu günler.